Faruk Beşer, Kur'an-ı Kerim zenginlere ve zenginliğe karşı mıdır? Sadece belli ayetleri böyle bir ön yargıyla okursanız ondan bu sonucu çıkarabilirsiniz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzündeki fesadın çoğunun sebebi, sefahat içinde yaşayan zenginlerdir. Böyle olanlar için pek çok ayette mütref kavramı kullanılır. Mütref, bolluk içinde sorumsuz ve şımarık bir hayat yaşayan, böylece Allah'ı ve ona kulluğu unutan, sonuçta da insanları yoldan çıkaran varlıklı kimse demektir. Buna kapitalist de diyebilirsiniz. Bizim bir ülkeyi helak etmeye karar vermemiz, oranın şımarık müreffehlerine emrimiz ulaştığı halde onların orada isyan yaşamaları sebebiyledir. Böylece onlara sözümüz hak olmuş olur ve oranın altını üstüne getiririz. İsra 16 Bunun gibi ibadetten uzaklaşmanın, Allah'ı anmamanın zikir, zayıfların ezilmesinin, servetin bir dule yani yoksulları ezen zorba bir güç haline gelmesinin baş sebebi ve aracı hep hesabı verilmeyen, kullanılmasının bir ölçüsü ve sınırı olmayan zenginlik olarak gösterilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bizatihi servet ve zenginlik ya da zenginler kötülenmez. Bütün kötülük servetin sağladığı imkanın zayıfları ezmede ve Allah'a isyanda kullanılmasıdır. Böyle olursa zenginlik insana fakirlikten daha çok günah işleme fırsatı vermiş, böylece de zengin fakirden daha kötü durumda olmuş olur. Oysa dünya bütünüyle insan için yaratılmıştır. Hedefini şaşırmadan kul onun hepsine de malik olabilir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim maldan, mülkten ve servetten tayyibat diye söz eder. Tayyibat, temiz, hoş, güzel ve yararlı şey demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayette maldan, mülkten hayır diye söz edilir. Demek servet aslı itibariyle hayırdır, şer değildir. Şerli olan onun kötüye kullanılmasıdır. Yine pek çok yerde mal, mülk, fadıl kelimesiyle anlatılır. Yani mal aslında Allah'ın bir lütfudur, fazlıdır. Belki en önemlisi de Kur'an-ı Kerim'in servet için kıyam tabirini kullanmasıdır. Allah'ın sizin için kıyam olarak yarattığı mallarınızı onu kötüye kullananlara bırakmayın. Nisa 5 Kıyam hem ayağa kalkabilme hem de ayakta durmayı sürdürebilme demektir. Yani düşmüşseniz dünyalığa sahip olmadan ayağa kalkamayacağınız gibi ayaktaysanız böyle kalmayı da ancak malla sürdürebilirsiniz. O halde bütün mesele serveti kazanmanın meşruiyeti, kazandıktan sonra da onun kontrolünü sağlayabilme meselesidir. Kısaca dünyayı mamur edenler de berbat edenler de zenginlerdir. Şu ayeti kerimeyi iyi anlamaya bugün her zamankinden daha muhtacız. Onlara karşı elinizden gelen her türlü gücü hazırlayın. Böylece hem Allah'ın düşmanlarını hem kendi düşmanlarınızı hem de daha başka sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşmanları korkutup caydırmış olursunuz. Enfal 60. Bugün ve her zaman için servetten ve bilgiden daha büyük güç yoktur olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasından ibaret olan sünnet hadis de bundan başka bir şey söylemez. Allah takvalı, zengin ve mütevazi kulunu sever. Güçlü mümin Allah nezdinde daha hayırlı ve daha sevimlidir ama her birinde ayrı bir hayır vardır. Mehmet Akif'in sözünün özetini tekrar hatırlayalım. Resulullah'ın serveti açıkça kötülemesi şöyle dursun, o buna en küçük bir işarette bulunmuş olsaydı sahabeden kimsenin bir tanesi bile olmazdı. Oysa Medine'de kısa süre içinde sahabenin durumu iyileşmiş ve bugünkü ölçülerle bile zengin diyebileceğimiz Müslümanlar ortaya çıkmıştı. Mesela hicretin ikinci senesindeki sefer sırasında 300 Müslümanın 70 devesi varken 7 sene sonra Tebük seferinde 10 bini atlı olmak üzere 30 bin süvari sefere çıkmıştı. Bu bir zenginleşmenin ifadesidir. Bir sahabinin şu sözleri de bunu anlatır. Resulullah hepimizin sadaka vermemiz gerektiğini söylediğinde bizler çarşıya gider ve taşımacılıkla zar zor 3-5 kuruş kazanabilirdik. Bugünse bazılarımızın yüz binleri var. İbn Mesud esirlere yiyecek ve zorunlu eşyalar temin edilmesi için 90 bin miskal para bırakmıştı. Zübeyir bin Avvam öldüğünde 50 bin dinarlık, bin atı ve pek çok malı vardı i̇bn Sa'da göre onun birden çok arazisi, Medine'de iki evi, Basra'da iki evi, Mısır'da ve Küfe'de birer evi bulunuyordu. Bu dönemde Talha bin Ubeydullah da Küfe'de bir ev inşa etmişti. Irak'ta elde ettiği günlük gelir bin dinar veya daha fazlaydı. Abdurrahman bin Avf'ın yüz atı, bin devesi ve on bin koyunu bulunuyordu. Servetinin dörtte biri 84 bin dinar ediyordu. Sadece bir arazisini 40 bin dinara satmış ve fukaraya tasadduk etmişti. Zeyd bin Sabit sadece altın ve gümüşleri 100 bin dinarı bulan bir servet bırakmıştı. Mesleme bin Abdülmelik'in imkanları o denli genişti ki 3 milyon dirheme mal olan bir kanalın inşasını ümmet adına tek başına üstlenmişti. Yani onlar kazanmasını da nereye harcayacaklarını da iyi biliyorlardı. Bunun için dünyaya hakim oldular, ahireti de kazandılar. Faruk Beşer Yeni Şafak